giriş ve çıkışlarının yapıldığını belirten yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafede nedir? Park etmek yasaktır. Kamunun faydalandığı giriş kapılarının her iki yönde de 5 metre nedir? İşte biraz evvel yangın musluklarında ne demiştik? Yangın musluğu 10 metrenin ortasında kalacak. 5 metre önü, 5 metre arkası. Kamu hizmeti yapan binalarında, kamu kuruluşlarının da giriş kapılarının olduğu yerde her iki yönde de 5'er metrelik mesafe içerisinde park etmek yasaktır. Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleriyle ne yapmamış, belirlenmemiş alt geçit ve üst geçit ile köprüler üzerine de veya bunlara 10 metrelik mesafede ne yapmıyoruz? Yine park etmiyoruz araçlarımız arkadaşlar. Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlarca trafik komisyonuna kararı ile ayrılmış ve bir işaretle belirlenmiş park yerlerini de ne yapmıyoruz? Park etmiyoruz. Burada ne anlatmak istiyoruz arkadaşlar? İşte diyor ki adliye il trafik komisyon kararıyla adliye araçlarına ayrılmıştır. Adliye araçlarının haricinde park etmek yasaktır. Nedir? Oraya sadece adliye araçları ya da işte sağlık kuruluşu araçları park edebilir ya da belediye araçları park edebilir şeklindeki ibareler varsa oralara da park etmek yasaktır arkadaşlar. Yayaların geçişine engel olmayacak şekilde ayrılmış işaretlerle belirlenmiş trafik komisyonunca karara bağlanmış olmak şartıyla geniş ve uygun durumdaki yaya yollarında bulunan park yerleri dışındaki yaya yollarına park etmek yasaktır arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Bu da aklımızda kalsın. Mecburi haller dışında yerleşim yerinde dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerine park etmek kesinlikle yasaktır. Arkadaşlar engelli araçları için ayrılmış park yerlerine lütfen park etmeyelim. Çünkü oralardaki yazılar muhakkak ki siz de görüyorsunuzdur. Yerimi aldın, engelimi de almak ister misin gibi bir yazı hepinizin vicdanına dokunuyordur. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımız ya da engelli sürücülerin giriş çıkışlarının yapıldığı yerlerde ya da bu araçların park etmesi gereken yerlere lütfen park etmemeye dikkat edelim, özen gösterelim. Sizden trafiğe çıktığınızda bu da ayrıca bir isteğimiz olsun. Işıklandırılması ve ışıkların kullanılması. Araçların geceleri veya sis, kar, şiddetli yağmur ve yeterli aydınlatılmamış tünel gibi görüşün az olduğu hallerde ışıkların yakılması zorunludur arkadaşlar. Tamam mı? Araçlar geceleri yağışlı, sisli, karlı, şiddetli yağmurlu, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken aracımızın ışıklarını yakmak zorundayız. Uzağı gösteren farlarımız 100 metre mesafeyi aydınlatacak şekilde, yakını gösteren farlarımız ise 25 metreyi aydınlatacak şekilde ayarlanmış olmalıdır. Yakını gösteren ışıkların kullanılması karşılaşmalarda yakını gösteren ışıklar geceleyin özellikle karşılaşmalarda ne yapıyoruz? Yakını gösteren ışıkları yakıyoruz. Uzunu gösteren ışıklarımızı yaktığımız zaman karşı taraftaki araç sürücüsünün yolu görmesine engel teşkil edecek şekilde aydınlattığı için gözü kamaşır, gözüm ayrıldı, ışık gözümü aldı ifadeleriyle karşılaşmamak için ne yapmak gerekiyor? Yakını gösteren ışıklarımızı kullanmamız gerekiyor. Aydınlatmanın yeterli olduğu hallerde nerelerdir buralar? İşte şehir merkezlerinde, meskul mahalle işlerinde gezerken ne yapıyoruz? Yakını gösteren ışıkları yakıyoruz. Öndeki aracı takip ederken de yani önümüzde bir araç var ise onu takip ettiğimiz sürece de
ne yapıyoruz? Yakını gösteren araçları, yakını gösteren ışıklarımızı yakmak zorundayız. Gündüz görüşü azaltan sisli ve yağışlı havalarda da ne yapıyoruz? Yakını gösteren ışıklarımızı yakabiliriz. Öndeki aracı takip ederken dedik ya, öndeki aracı uzunlar, şehir dışında araç kullanıyorsunuz. Öndeki aracı solladınız. Ne zamana kadar yakını gösteren ışıkları yakabilirsiniz? Onunla aynı hizaya gelene kadar yakını gösteren ışıklar yakılmak zorunda. Uzunu gösteren ışıklarınızı yakacak iseniz, onu, öndeki aracı sollarken onunla aynı hizaya gelene kadar ne yapmak zorundayız? Yakını gösteren ışıkları yakmak zorundayız. Uzağı gösteren ışıkların kullanılması da ise yerleşim yerleri dışındaki karayollarında gecelerin seyrederken uzağı gösteren ışıklarımızı yakabiliriz. Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak zorundayız. Arkadaşlar, soru olarak tekrarlanan sorulardan birisidir. Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıklar kullanılır. Uzağı gösteren ışıkların yakılması zorunludur. Geceleri yakın, ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken ne yapıyoruz? Gelişimizi haber vermek için selektör yapıyoruz. Selektör yapmak ne demekti? Uzun ve kısa farlarımızı ard arda yakmak suretiyle gelişimizi haber veriyoruz. Selektör yapıp trenden yol istedi. Yaşanmış bir olay, gazete küpürüdür yani. Tamam mı? Işıkların kullanılmasının yasak olduğu yerler, sis ışıkları, sisli, karlı, sağanak, yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte kullanılması yasaktır. Yani sadece sis ışıklarını yakarak ya da park ışıklarını yaparak araç kullanılmaz. Dönüş ışıklarının, ne demiştik, daha evvelden de soru olarak çıktığını, tekrarlandığını söylemiştik. Dönüş ışıklarının geç işareti anlamında kullanılması yasaktır. Karşılaşmalarda hangi ışıklarımızı yakıyoruz dedik? Karşılaşmalarda kısa hüzmeli farlarımızı ya da kısayı gösteren, kısa mesafeyi gösteren ışıkları yakmak zorundaydık. İşte o zaman ışıkları söndürmek yasaktır. Yani karşılaşmalarda da ışıkları söndürmüyoruz. Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışıkların takılması araçlarımıza yasaktır. Sadece park lambaları ve sis ışıklarıyla seyredilmesi yasaktır. Arka plakalar normal hava şartlarında 20 metreden okunacak şekilde aydınlatılması zorunludur arkadaşlar. Araçların önünde beyaz ve açık sarı renkte, arkada ise kırmızı ve portakal sarısı renginde ışık veren lambalar bulunmak zorundadır. Araçların arka plakalarının normal hava şartlarında 20 metreden okunacak şekilde aydınlatılması mecburidir. Soru olarak karşımıza gelme ihtimali vardır arkadaşlar. Arızalı araçların işaretlenmesi ve çekilmesiyle ilgili bazı kurallar var. Onları da yine söyleyelim. Karayolunda bozulan bir araçların durumuna göre araçların park ışıklarının yakılmadığı veya yakılması halinde ön ve arka tarafına 30 metre mesafede, diğer araçların 150 metre mesafeden görecek şekilde kırmızı reflektör koymak zorundayız. Nedir? Aracımız bir karayolunda giderken arıza yaptı. Ne yapıyoruz? Araçlarımızda reflektör denilen bir alet var. Reflektörün ne olduğunu bilmeyen var mı arkadaşlar? Reflektör nasıl bir şeydir? Fikri olan var mı? Reflektör arkadaşlar şu şekilde bir alettir. Tamam mı? Bu reflektör aracımızda, her araçta iki tane bulunur. Tamam mı? Şu şekilde her araçta bulunmak zorunda. Bundan iki tane bulunur. Aracımızın 30 metre önüne ve 30 metre gerisine koymak suretiyle bununla aracımızın, yani ne diyoruz? Kırmızı neydi? Üçgen, tehlike uyarı işaretleri neydi? Tehlike uyarı işaretleri nasıl gösteriyordu levhalarda? Üçgen levhalarda. İşte reflektörde
üçgen bir araç. Bu araç, aracımızı bozulduğunda 30 metre ilerisine koyuyoruz, 30 metre de gerisine koyuyoruz. Diğer araç sürücülerinin 150 metre mesafeden görecekleri şekilde. Yani diğer araç sürücüleri gelirken 150 metre öncesinde bunu görecek. Diyecek ki ha, yolun ilerisinde bir arıza var. Bir araç arızalanmış ya da bir kaza var ya da tehlikeli bir durum var. Çünkü tehlike uyarı işaretleriyle aynı durumda, değil mi? Üçgen reflektör diyoruz. Tehlike uyarı işaretlerinin tamamı neydi? Üçgen levhalardı. Tehlike uyarı işaretlerini gördüğümüz zaman ne yapıyor idik? Tehlike uyarı işaretlerini gördüğümüz zaman içerisindeki anlam neyse, şekli yani üçgen levhanın içerisinde hangi şekil varsa yolun ilerisinde böyle bir tehlike var. Tedbirini önceden al. Ne yap? Hızını azalt. Öndeki aracı geçme. Trafik kurallarına daha fazla dikkat et. Daha fazla riayet et demekti. Dolayısıyla karayolunda bir araç bozulduğu zaman aracımızdan üçgen reflektörlerimizi çıkartıyoruz. 30 metre önüne, 30 metre arkasına diğer araçların 150 metreden görebilecekleri şekilde koyuyoruz. Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması durumunda en az 150 metre mesafeden net olarak görülecek şekilde 150'ye 25 ebatlarında engel işareti. En az 150 metre mesafeye koyuyoruz otobüs ve kamyonlar arızalandığı zaman. 150'ye 25 santimetre, 150 santim boyunda, 25 santim genişliğinde bir engel işareti koymak zorundayız. Yine önüne ve arkasına arkadaşlar. Bozulan araç tehlikeli madde taşıyor ise, şimdiye kadar tehlikeli madde taşıyan hiçbir araç bozulmadı değil mi? Normal bir otobüs ya da kamyon, işte bir otomobil bozuldu. 30 metre önüne, 30 metre arkasına otomobilin reflektörümüzü koyduk. Aracımızı tamiri ya da çekicinin gelmesini bekledik. Bozulan araç tehlikeli madde taşıyor ise ne yapmak gerekiyor? Tedbirleri biraz daha sıkılaştırmak, daha fazla uyarıda bulunmak lazım ki diğer araç sürücüleri tehlikeli madde olduğunu, bozulan aracın tehlikeli madde taşıdığını daha iyi anlayabilsinler. Işıklı işaret cihazları, ışıklı cihazlar kullanılacak ve devamlı süreyle gözetim altında tutulacak arkadaşlar. Yani nedir? Buranı reflektörü koyduk ya da engel işaretini koyduk, bırakıp gitmiyoruz. Gözetim altında kalacak ve ışıklı işaretler kullanılacak. Gerekli tedbirler alınıncaya kadar dörtlü ikaz lambaları varsa yanacak. Dörtlü ikaz lambaları dediğimiz lambalar nedir? Hani halk arasında bir tabir vardı, dörtlüleri yaktı diye. İşte o dörtlüleri yaktığınız zaman aracın önünde ve arkasındaki lambalar ne yapacak? Devamlı sürekli yanmaya devam edecekler. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili bozulan araçların gerekli tedbirlerini aldık. Önüne, arkasına reflektörümüzü koyduk. Dörtlü ikazlarımızı yaktık. Ne yapacağız? Aracımızı bakım istasyonuna götürmemiz gerekiyor. Aracımızda bir arıza var. O zaman çeken ve çekilen araçlar, çekici adı verilen araçlar geldi. Bunlar özel imal edilmişlerdir. Sadece bu işi yapmakla yükümlüdürler. Ne yapacak? Geldi, aracımızı çekecek. Herhangi bir nedenle çekilerek götürülmesi gereken araçlar kurtarıcı adı verilen ya da çekici adı verilen özel amaçlı araçlarla sevk edilir. Çekilen aracın ağırlığı çeken araçtan fazla olmayacak. Nedir? Buradan neyi anlatmak istiyoruz? Diyoruz ki çeken araç çektiği araçtan büyük olacak. Bir otomobille kamyonu ya da bir mobiletle, motosikletle otomobili çekmeyin diyor. Buradan anlatmak istediği ifade bu. Sürücü yönetiminde sürücüsü araçta olacak. Işık donanımı bozuk ise çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı bir yansıtıcı ya da bez
Gece ise kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulmak zorunda. Yani ne diyoruz? Donanımı, ışık donanımı bozuksa, elektriksel bir arıza var, ışıkları yanmıyor ise, aracın arkasına gündüz kırmızı bir yansıtıcı veya 20'ye 20 ebatlarında bir kırmızı bez bağlayacağız. Gece ise kırmızı bir ışık ya da kırmızı bir yansıtıcı konulmalıdır. Çekilen ve çekilen araçlar için her iki araç da nedir? Boş olmak, boş olacak. Gerekliyse sürücüsünden başka birer hizmetli dışında yolcu bulundurulmayacak. Yani sürücüsü araçta olacak her iki aracında. Eğer ki ihtiyaç varsa hizmetlisi, onun haricinde yolcu çeken ve çekilen araçta bulunmayacak. Her iki sürücü ve ihtiyaç var ise araçta yardımcı bir hizmetçi, hizmetli bulunmak zorunda. Bağlantılar çelik çubuk, çelik halat veya zincirle yapılacak arkadaşlar. Her iki araç arasındaki mesafe 5 metre olacak ve ortasına 5 metrenin ortasına 2,5 metreye kırmızı bir bez bağlayacağız. Gece kırmızı bir ışık yansıtıcı konulacak. Çekilen aracın freni bozuk ise arkadaşlar halat zincirle çekme işlemi yapmayacağız. Neyle yapacağız? Çekme demiriyle yapacağız. Neden? Çekilen aracın freni bozuk. Öndeki araç, çeken araç durdu. Biz zincirle çektiğimiz zaman arkadaki aracın freni ne yapmıyor? Bozuk tutmuyor. Dolayısıyla arkadaki araç gelip öndeki araçlara kaza yapacak. Onun için öndeki araç durduğu zaman, demirle yaptığımız zaman bu öndeki araç dursa bile ne yapacak? Burada bir baskı uygulayarak burada bu aracı durduracak. Çeken araç freni bozuk aracı çekerken 15 km saat hızdan fazla, diğer hallerde yerleşim yerleri içinde ve şehirler arası karayollarında ise 20 kilometreden fazla hız yapmayacak. Bölünmüş yollarda 30, otoyollarda ise 40 kilometre saat hızla sürülebilecek. Yani çekilen aracın bozuk araç çekilirken 15 kilometre hızla, diğer hallerde fren bozuksa her halükarda 15'te. Tamam mı? Diğer hallerde nedir? Aracın frenleri çalışıyor ise 20, bölünmüş yollarda 30, otoyollarda 40. 20, 30, 40. Fren bozuksa 15. Tamam. Freni bozuk araçlar demirle, demir çubukla, onun haricinde ney? Çelik çubuk, çelik halat veyahut zincirle yapılacak çekme işlemi. Araçların boyları, yük ve yolcu taşıma kuralları. Araçların yüklü ve yüksüz boyutları, azami genişlikleri 2,55, azami yükseklikleri 4 metre. Frigorifik araçlar nedir? Genişliği ise 2,60'a kadar olabiliyor. İşte bu frigorifik kasa dedikleri araçlar, hani soğuk zincirle taşınması gereken malzemeler vardır ya, onlar için kullanılan kasa tipleri ve öyle onları taşıyan araçların da genişlikleri 2,60'a kadar yükselebiliyor. Onun haricinde ülkemizdeki standartlar bu şekilde. Yani 2,55'in üstünde 4 metrenin üstündeki yükseklikteki araçların karayollarımızda kullanılması için bazı özel izinlerle çıkabilecek araçlar var. Onun haricinde bunlar standart olarak belirlenmiş boyutlar. Sorular, azami uzunluklar 2 dingilli araçlarda 12 metre, 3 dingilli ve tek katlı otobüslerde 12,60, 3 ve 4 dingilli çift katlı otobüslerde 15 metre, yarı römorklu araçlarda 16,
Bir romorklu katarlar 8.75, iki romorklu katarlar kaçmış? 22 metre. Dolayısıyla 22 metreden uzun araçların da yine ülkemizde karayollarına çıkmaları nedir? Yasaklanmıştır. Onlar yani çıkacak olanlar var ise de ilgili kurum ve kuruluşlardan özel izin almak suretiyle trafiğe çıkabiliyorlar. Dingil araçların azami ağırlıkları arkadaşlar neydi? İşte Gabari'ye getirilen kısıtlamalar var. Dingil başına yüklü ağırlığı, dingil başına ağırlıklarla ilgili olan kısıtlamalar var. Onun için tahriksiz tek dingillerde 10 ton, tahrikli tek dingillerde ise 11,5 ton. Tahrikli ve tahriksiz diye bir dingil tabiri geliyor karşımıza. Tahrikli dingil gücünü motordan alan dingiller. Tahriksiz dingiller ise tahrikli dingili takip eden dingillere de tahriksiz dingil diyoruz. İşte ne yapıyor? Şu şekilde bir işaret varsa dingilin ortasında ne yapıyor? Bunun tahrikli bir dingil olduğunu bileceğiz. Düz geçmiş ise tahrikli dingili takip eden tahriksiz dingil olduğunu bileceğiz. Tarım işlerinde kullanılan araçlar, yapım, bakım, onarım, kurtarıcı araçlar, itfaiye araçlarının genişlikleri 3,05 olabiliyor. Azami genişliği 2,55 ile 3,05 arasında olan tarım aletleri ve makineleri günün ağarmasından sonra, gün kararmasından sonra trafiğe çıkamıyorlar. Ne zamana kadar? Gün ağarıncaya kadar. Yani hava karardığı vakit 2,55 ile 3,05 arasındaki o genişliğe sahip araçlar ne yapıyor? Hava karardıktan sonra görüş artık yetersiz olmaya başladıktan sonra ne yapmaları lazım? Trafikten çekilmeleri, belli bir yerde araçlarını gün ağarıncaya kadar bekletmeleri gerekiyor. Aydınlatıncaya kadar aydınlandıktan sonra tekrardan trafiğe çıkabiliyorlar arkadaşlar. Araçların yüklenmesi ve yolcuların taşınması karayolu taşıma yönetmeliğine göre yük ve yolcu taşıyan bütün sürücüler ne yapıyorlar? Ehliyet sadece sürücü belgesi almakla yük ve yolcu taşımacılığı yapacak olan arkadaşlar sadece sürücü belgesi almakla bu işten, bu yükümlülükten kurtulmuyorlar. Onun için almaları gereken bazı yeterlilik belgeleri var. Bunlara da SRC belgesi diyoruz. SRC belgesi sürücü kelimesinin sesli harflerinin düşmesiyle S, R, C Ü'leri ne yapmışız? Almışız. Dolayısıyla ne var? SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 ve SRC 5. SRC 5'i tehlikeli madde taşıyan araçlara, tehlikeli madde taşıyan araçları kullanan araç sürücüleri alacaklar. Onun haricinde SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı yapan, SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı yapan, SRC 3 uluslararası eşya ve yük taşımacılığı yapan, SRC 4 ise yurt içi eşya ve yolcu taşımacılığı yapan, kargo taşımacılığı yapan araç sürücülerinin alması gerekiyor. O zaman şöyle bir şey var. Bakın dikkat ederseniz tek rakamlar 1 ve 3. SRC 1 ve 3 ne? Uluslararası. SRC 2 ve 4 çift rakamlar yurt içi. 1 küçük olan ne yapıyor? Yolcu taşıyor. Büyük olan eşya ve yük taşıyor. Dolayısıyla tek rakamlarda SRC 1 o zaman ne taşıması gerekiyor? Uluslararası yolcu taşımacılığında. SRC 3 yurt içi eşya ve kargo taşımacılığında. Çift rakamlara geldiğimiz zaman SRC 2 yurt içi eşya ve kargo taşımacılığında. SRC Evet, SRC yurt içi. Pardon, SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığında SRC 4 çift rakamlardan SRC 4 ise ne yapıyor? Yurt içi eşya ve kargo taşımacılığında alınması gereken mesleki yeterlilik belgesi arkadaşlar. Araçların yükleme kurallarına geldiğimiz zaman araçlar taşıma sınırının üzerinde yolcu ve yük taşımaları yasak. Bunun için taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın, dingil ağırlığını aşacak şekilde yük yüklenmesi
kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Araçların çamurluk, karoser, kenarları, sürücü mahalli, araçların üstü ve bagajda, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarında yolcu ne yapmamız gerekiyor? Taşınmaması gerekiyor. Bu şekilde yapılabilecek yüklemeler ve yolcu taşımacıkları yasaktır arkadaşlar. Bu şekilde bir araç yükleme tarzımız nedir? Yok. Araçların yüklenmesiyle ilgili saygısız araç sürme. Sürücüler su, çamur ve benzeri şeyleri sıçratacak şekilde, korkutacak ya da şaşırtacak şekilde izmaritlerini, çöplerini yola atarak kasıtlı olarak yaya ve taşıt trafiğinin seyir emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde seyir halindeyken haberleşme cihazlarını kullanmak suretiyle tedbirsiz ve saygısız olarak araç kullanmaları yasaktır. Bu hükümlere uymayanlar hakkında ne yapılıyordu? Muhakkak ki para cezası uygulanıyordu arkadaşlar. Sürücü ve yolcuların koruyucu tertibat kullanmaları hakkında ise araç sürücüleri, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri koruma başlığı ve koruma gözlüğü, arkalarında taşıdıkları yolcular ise koruma başlığı takmak zorundalar. Motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri hem koruma başlığı hem koruma gözlüğü, arkasındaki yolcular ise sadece koruma başlığını takmak zorundalar. Otomobiller, otomobil sınıfına giren arazi taşıtları, kamyon, kamyonet, çekici ve minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında emniyet kemerinin bulundurması ve kullanılması zorunludur. 10 yaşından küçük çocukların ön koltukta taşınması yasaktır arkadaşlar. Kesinlikle emniyet kemerinizi takmadan trafiğe çıkmıyoruz. Sadece bunu sınavı geçmek için ya da sınavdan başarılı olmak için değil, emniyet kemeri, bakın bugün aşağıda bir kavşakta kaza oldu. 3 kişi araçtan dışarıya fırladı. Ne oldu? Emniyet kemerlerini kullanmadıkları belli oldu. Dolayısıyla birisi ağır, ikisi de yaralı bir şekilde hayat mücadelesi veriyorlar. Dolayısıyla emniyet kemerini kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Yani aracımıza bindiğimiz ilk andan itibaren, sürekli kullandığınız araçlarda zaten koltuk ayarını her zaman yapmanıza gerek yok. Şahsi aracınız ise. Ama farklı araçlara bindiğinizde tabii koltuk ayarlarını, ayna ayarlarını yapmanız gerekiyor. Ama kendi aracınızda ilk işiniz ne yapmak gerekiyor? Emniyet kemerinizi bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ola ki emniyet kemerini ben bağlamam dediniz. Öyle bir durumda da acil servisler emniyet kemerlerini bağlamayanlarla dolu. Dolayısıyla emniyet kemerini lütfen kullanalım ve alışkanlık haline getirelim. Yaşamla ölüm arasındaki fark bu kadar diyor. Sadece o düğme yaşama tutunmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri ne dedik? Kask ve gözlüklerini koruyucu olarak takacaklar. Yolcuları ise koruma başlığını takmak zorundadırlar. Bisiklet sürücüleri 11 yaşını, motorsuz taşıt sürücüleri ise 13 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Bu araçlar yaya yollarından sürülmesi, ayrı bir bisiklet yolu olduğu halde bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolundan sürülmesi yasaktır. Sorudur. İkiden fazlasının taşıt yolunda bir şeridin yan yana sürülmesi yasaktır arkadaşlar. Yani bisiklet ya da motosikletler en fazla iki tanesi yan yana sürülebilir taşıt yolunda. Ondan fazlası yasaktır. 3 tanesi, 4 tanesi yan yana taşıt yolunda gitmeleri yasaktır. Sürücünün arkasında oturma yeri olmadıkça başka kişilerin taşınması, elde bagaj ya da herhangi bir yük taşınması motosiklet ve bisikletlerde yasaktır arkadaşlar. Bisiklet ve motorlu bisikletlerin ön taraflarında beyaz ışık veren ve 20 metreyi aydınlatabilen
bir far, arka tarafında ise kırmızı ışık veren lamba veya yansıtıcı olmalı. Bisiklet yolu motorlu bisikletlerde aynı ses tonunu veren ve 30 metreden duyulabilecek bir kornasını bulundurmalıdır arkadaşlar. Yayalarla ilgili kurallar. Evet. Yaya yolu, banket veya alan varsa buralardan yürümek zorundalar yayalar. Gidiş yönüne göre sol banketten yürümeli. Yaya yolu bulunmayan, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde uyarıcı renkte bir elbise ve üstündeki veya elindeki eşyayı yansıtıcı bulundurmak zorunda. Bir ışık taşımak zorunda. Karşı yönüne geçmek için yaya ve okul geçitlerini kullanmak zorunda yayalarda. Trafikte biliyorsunuz sadece sürücüler değil, diğer kullanıcılar da var. İşte bunlardan bir tanesi de yayalar. Dolayısıyla yayalarda bu kurallara trafikte riayet etmeli.